Değerli arkadaşlar merhaba. Karacan TV'ye hoş geldiniz. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'ndan devam ediyoruz. Bundan önceki konu anlatımımızda saf şiirden bahsetmiştik. Saf şiir biraz daha uzun bir konu olduğu için aynı konu anlatımımızda Hisarcılar ve Yedi Meşalecileri daha sonraki bir dersimizde anlatacağımızdan bahsetmiştik ve şu an o dersimizdeyiz. Hisarcılarla başlıyoruz değerli arkadaşlar. Hisarcılar ilk şiirlerini Çınaraltı Dergisi'nde yayınlamaya başlıyorlar. Ancak daha sonra Çınaraltı Dergisi'ni Hisar Dergisi'ne dönüştürecekler. Hisar Dergisi'nde devam edecek ve Hisar Dergisi çok uzun, bakın 277 sayı, çok uzun yıllar çıkacak. Yaklaşık 30 yıllık bir serüveni var Hisar Dergisi'nin. Hisar Dergisi'nin altında, etrafında bir sürü şair toplanacak. Ama çok böyle kendilerini gösteremeyecekler. Hisarcılar bir şekilde edebiyat dünyamızın tam ortasında değil de biraz daha kenarında yer alan gruplardan bir tanesi. Peki Hisarcılar durup dururken mi ortaya çıkıyor? Hayır, durup dururken ortaya çıkmıyorlar. Garip akımına karşı ortaya çıkıyorlar. Garip akımının, hatırlayın o şiir anlayışını, o biraz boş vermişlik vardı, şiire bir baş kaldırı vardı. Şiiri şiirlikten çıkarıp, tırnak içerisinde, şiiri şiirlikten çıkarıp böyle biraz daha boş vermişlik bir edayla şiir yazıyorlardı Orhan Veli ve grubu. Buna karşı çıkarak şiiri şiir gibi yazmalısınız diye ortaya çıkmışlardır. Ve bakın ortaya çıkış zamanına 1950 yılında ortaya çıkmaya başlıyorlar Hisar Dergisi'yle. Ve şunu söyleyeyim, 1950 hangi zamanlara denk geliyor? Garip akımının bitiş zamanlarına denk geliyor neredeyse. Dolayısıyla işte bir akım bitiyor, bir akım başlıyor. Bu şekilde düşünmek lazım. Evet, giriş cümlemize bakalım. Hisarcılar ilk şiirlerini Çınaraltı Dergisi'nde garip akımına karşı bir duruş sergileyerek yayınladılar. Bu cümle önemli. Daha sonra 1950 yılında çıkarılmaya başlanan ve 80 yılına kadar aralıklı olarak 277 sayı çıkarılan Hisar Dergisi etrafında toplandılar. Değerli arkadaşlar, Hisar Dergisi'nin manifestosu mu dersiniz yoksa özellikleri mi dersiniz? Buraya bu şekilde almaya çalıştım ben. 113. ve 114. sayılarında bahsedilir bu manifestoya. Yani özellikle sanatçı bağımsız olmalıdır kısmına önem verirler. Sanatçı bağımsız olmalıdır ne demek? Her türlü akımdan, her türlü siyasi ideolojik akımdan uzak kalmalıdır diye düşünürler. Bu kısma dikkat etmeliyiz. Ulusal olmayan bir sanatın sınırlar aşacağı düşünülemez. Sanatçının dili yaşayan dildir. Şu ifade de yine o manifestoda, yani 113. ve 114. sayılarda ortaya çıkan ifadelerden bir tanesi. Sanatçının dili yaşayan dildir. Buradaki insanların düşünce tarzına baktığınız zaman biraz daha işte eskici olduğuna bakabilirsiniz. Ancak eskici olduklarını, divan edebiyatını tamamen benimsedikleri anlamına gelmiyorlar değerli arkadaşlar. Onun için divan edebiyatındaki o ağır dili, seretimindeki ağır dili benimsemiyorlar. Yaşayan dil olmalıdır diyorlar. Ki özellikle birazdan Yavuz Bülent Bakiler'e vesaire bakacağız. Onlar öz Türkçe için, Türkçe için çok uğraşan insanlar sevgili arkadaşlar. Her alanda batı taklitçiliğine karşı çıkılmalı, gelenekler tümüyle reddedilmemelidir. Şu ifadeye dikkat. Gelenekçi ifadeye dikkat etmeniz lazım. Gelenekçidirler bunlar. Gelenekçidirler. Bu zamanlarda, yani 1950 civarında batı özellikle ön plandaydı. Batıcılık çok ön plandaydı. Biraz da bunlara karşı çıkarak ortaya çıkmışlardır. Gelenekçidirler. Bunu unutmamak lazım. Sanat siyasetin aleti olmamalıdır. Az önce bahsetmiştik. Bu da yine o manifestonun 113 ve 114. sayılarda bahsedilen cümlelerden bir tanesi. Sanat siyasetin aleti olmamalıdır. Çünkü bu dönemlerde ciddi bir siyaset meselesi vardı. 1950'li yılları tarih dersinden hatırlarsınız. Dildeki kargaşaya son verilmelidir. Dildeki kargaşa, bakın şu 1, 2, sanatçının dili yaşayan dildir olmalıdır. 3 ve 4. Bunlar özellikle Hisar Dergisi'nin o dediğim, bahsettiğim manifestosunda geçen ifadeler değerli arkadaşlar. Hisarcıları sorarlarsa muhtemelen özellik babında sorarlar. Dolayısıyla bu özellikler bizim için önemlidir sevgili arkadaşlar. Hisarcıların en önemli ismi Mehmet Çınarlı. Mehmet Çınarlı'ya geldiğimizde Hisar Dergisi'nin kurucusudur.
Çınaraltı dergisinde başladıklarını söylemiştik ama asıl ifadeleri, asıl şiir anlayışları, her şeyle oturma meselesi Hisar dergisinde olmuştur ve bunu Mehmet Çınarlı başarmıştır. 26 Aralık 66'da Ankara Radyosu'nca hazırlanan Radyoda Hisar Saati. Bunu az önce bahsetmiştim, bundan bahsetmiştim. Radyoda Hisar Saati programında sanat anlayışlarını Munis Faik Ozansoy, İlhan Geçer, Mustafa Necati Karayer, Gültekin Samanoğlu ve Nevzat Yalçın ile birlikte açıklamışlardır. Radyoda Hisar Saati uzun yıllar sürmüştür değerli arkadaşlar. Bu kısmı, yani radyo programını daha sonra dergiye, Hisar dergisine dönüştürmüşlerdir. Bunu bu şekilde bilsek iyi olur. Güneş rengi kadehlerle gerçek hayali açtı. Şu kısmı bilseniz sizin için yeterlidir sevgili arkadaşlar. Mehmet Çınarlı'ya dair önemli gördüğüm birkaç şeyi şuraya yazmak istiyorum. Milli kültür. Milli kültüre çok önem verir. Milli kültür olmazsa olmazımızdır der. Özellikle bunu bilmeniz lazım. İkinci kısımla ilgili olarak öz Türkçeciliği savunur. Yani her şekilde bizim dilimiz diğer dillerin, yabancı dillerin etkisinde kalmamalı ve öz Türkçeyi korumalıyız diye düşünür. Şiir anlayışıyla ilgili olarak da yani hem aruzu kullanmıştır hem heceyi kullanmıştır. Milli kültürü anlatan konulardan bahsetmiştir. Sanat hayatı bizim edebiyatımıza damga vurmuş mudur? Çok damga vurmamıştır. Ancak Mehmet Çınarlı'yı nasıl bileceğiz? Hisar dergisinin kurucusu, radyoda Hisar Saati, bu şekilde bilirsek Mehmet Çınarlı bizim için iyi olur sevgili arkadaşlar. Yavuz Bülent Bakiler'e geldiğimizde, Yavuz Bülent Bakiler hala yaşayan sanatçılarımızdan bir tanesi. Yavuz Bülent Bakiler'i Türkçeciliğiyle bilmeniz lazım. Yani Mehmet Çınarlı'daki öz Türkçe meselesi Yavuz Bülent Bakiler'de de az çok vardır. Çok böyle öz Türkçe, illa bütün kelimeleri Türkçe kullanalım diye değil de Türkçeyi güzel kullanalım diye düşünür. Türkçeyi diğer dillerin etkisine çok böyle boğmayalım ama diğer dillerden gelen sözcükler eğer bizim dilimizde benimsemişse, yerleşmişse onlara da bir şey demez. Yani bununla ilgili hatta televizyon programı vardır. Sözün doğrusu, şuraya yazayım isterseniz. Sözün doğrusu. Televizyon programı yapmıştır bununla ilgili olarak. Türkçenin nasıl kullanılması gerektiğini, biz Türkçeyi kullanırken dertlerimiz, sıkıntılarımız, yanlış kullanımlarımızla ilgili ifadeleri vardır. Bir tanesinden bahsedeyim mesela. Türkçeyi sala bindirip sele verdiler. Bu ifade önemlidir kendisi için. Bu Sözün Doğrusu programında selsal, Türkçe selsal 2 ile ilgili bir program yapmıştı. Dolayısıyla çok da güzel bir cümle kurdu bakın. Türkçeyi sala bindirip sele verdiler. Bu selsal 2'nin hiç olmadık yerlere, gelmeyecek yerlere getirildiğinden bahsediyordu. Normalde kendi orijinal halinden bahsediyor ve daha sonradan yanlış kullanımlarından bahsediyordu. Dolayısıyla Türkçe hassasiyeti olan insanlardan bir tanesidir Yavuz Bülent Bakiler. Geleneksel şiirimizin öz ve şekil özelliklerini kendi şiir pudasında eriterek kişiliğine kavuşmuştur. Geleneksel şiire tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. Geleneksel şiir, geleneksel şiir, geleneksel şiir. Yukarıda özellikle gelenekçi ifadesine başvurmuştuk. Kafanıza bunu iyice yedirmeniz lazım. Geleneksel şiirimizin öz ve şekil özelliklerini kendi şiir potasını eriterek kişiliğine kavuşmuştur. Şiirlerinde Anadolu'ya, Anadolu insanına eğilmiş, onların sorunlarını yapıcı bir tavırla dile getirmiştir diyoruz. Yavuz Bülent Bakiler'e dair çok bir şey bilmenize gerek yok. Türkçeciliğini bilin, geleneksel şiirini bilin ve Anadolu kısmını bilin. Şiir kitaplarını sorarlar mı? Ne kadar sorarlar? Yani ben buraya birkaç tanesini almaya çalıştım. Özellikle birinci, ikinci, üçüncü kısımları, Yalnızlık, Duvak, Seninle, bunları bilirseniz sizin için iyi olacaktır. Hisar grubunun gördüğünüz gibi diğer diğer şairleri var. Aslında geniş bir şair grubu var. Çünkü 30 sene neredeyse işte yayınlanmış bir dergidir.
Yani 30 sene içerisinde o dergiye şiir veren, o dergiye katkı yapan bir sürü sanatçı vardır. Bunlardan en önemlileri karşınızda duruyor şu an. Gültekin Samanoğlu, Mustafa Necati Karayer, Munis Faik, Ozan Soy. Mehmet Kaplan, mesela Mehmet Kaplan Okkalı edebiyatçılardan bir tanesidir. Edebiyat tarihçisidir kendisi, profesördür. Atatürk Üniversitesi'nde idi. Dolayısıyla yani o hem Türkçeciliği kısmı, hem edebiyatçılığı kısmıyla, hem gelenekçiliği kısmıyla edebiyat dünyamıza damgasını vurmuş dergilerden bir tanesidir Hisarcılar ve Hisar grubu değerli arkadaşlar. Hisarcılarla bu kadar iktifa edebiliriz. Şimdi daha önemli bir grubumuz olan Yedi Meşalecilere geçiyoruz. Yedi Meşaleciler Hisarcılardan daha önemlidir. Çünkü edebiyat dünyasına çok daha fazla damgasını vurmuştur. Yedi Meşaleciler dendiği zaman akla doğruca gelecek olan sözcükler vardır. O sözcükleri bir defa bilmeniz lazım. Samimilik, içtenlik, canlılık ve daima yenilik. Devamlı yenilik. Bu ifadeyi kesinlikle bilmeniz lazım. Bu ifadeyi bilmezseniz yani neredeyse hiçbir şey olmaz diyebilirim. Yedi Meşaleciler sözcüğü geçmesin, söz grubu geçmesin. Ancak şurası geçsin, doğruca aklınıza Yedi Meşaleciler gelmeli. Yedi Meşalecilere biraz daha fazla eğileceğiz. Diğer ilk başta yaptığımız gibi Yedi Meşaleciler de aynı şekilde bir kodlama yapalım isterseniz. Bu kodlama işinize yarayacaktır. Farklı şekillerde kodlanabilir. Ancak ben genel itibariyle şu kodlamayı yeğliyorum. Şuraya yazmaya çalışayım. Ceviz yemesek, ceviz yemesek, farklı şekillerde dediğim gibi kodlanabiliyor. Aklınıza böyle bir kodlama yapabilirsiniz. Cevdet Kudret Solok, Vasfi Mahir Kocatürk, Ziya Osman Saba ki Yedi Meşalecilerin en ünlüsüdür. Yaşar Nabi Nayır ki Yaşar Nabi Nayır akla Varlık dergisiyle gelecek. Muammer Lütfi Bakşi, Sabri Esat Siyavuşgil, Sabri Esat Siyavuşgil ve Kenan Hulusi Koray. Neymiş değerli arkadaşlar? Ceviz yemesek. Ceviz yemesek. Aklınızda bu şekilde kodlamanız gerekiyor. Bunları sadece daha önce beşecilerde yapmışlardı. Hangi seçeneğin beş halinde biri değildir şeklinde. Aynı şekilde yedi meşaleciler de yapabilirler. Dolayısıyla kişileri kesinlikle ezberlemeniz lazım. Özellikler kısmında isterseniz şununla başlayalım. Daha sonra ekstra bilgiler vermeye çalışayım size. Edebiyat anlayışlarını samimilik, içtenlik, canlılık ve daima yenilik, devamlı yenilik şeklinde açıklamışlardır. İlk ürünlerini 1928'de Yedi Meşale adlı kitapta toplamışlardır. Kitabın ön sözünde çıkış amaçlarını, yazılarımızı ortak yayınlamamızın sebebi ülkemizde son edebi akımları gösterecek toplu bir yapıt meydana getirmek isteğidir. Aslında şöyle söyleyebiliriz, bunlar kendilerince hepsi aynı şekilde yazma gibi bir dertleri, sıkıntıları, öyle bir kaygıları yok. Sadece kaygıları şu, şöyle son edebi akımları gösterecek toplu bir yapıt meydana getirmek. Yani ama yani Cevdet Kudret farklı bir şekilde yazacak. Vasfi Mahir Kocatürk farklı bir şekilde yazacak. Ziya Osman Saba farklı deryalarda gezecek. Yani kendilerince söyledikleri şey biz sadece yeni şiire, yani yeniden şiire geçiş kısmını sağlamak istiyoruz. Yine Orhan Veli'lerin o yaptığı, o dağıttığı şiiri tekrar geri toparlamak istiyoruz gibi söylenceleri vardı sevgili arkadaşlar. Yedi Meşale adında ortak bir şiir dergisi çıkarmışlardır. Türk şiirine yeni bir ufuk açmaya çalışmışlardır. Şöyle bir iki bilgi vermeye çalışayım. İsterseniz şuradan devam edelim. Cumhuriyet döneminin ilk topluluğu, dikkat edin buraya, Cumhuriyet döneminin ilk topluluğudur. Bu çok önemli. Yani
Özellikle ama özellikle şu kısımla soru gelebilir. Yine aynı şekilde bir beyanname ile ortaya çıkan Cumhuriyet döneminde bir beyanname ile ilk ortaya çıkan ilk topluluk diyelim. Cumhuriyet döneminde bir beyanname ile ortaya çıkan ilk topluluk diyebiliriz buraya. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Tabii ki edebi sanatlarımız, edebi akımlarımız var. Hangi edebi akımlardan etkilenmiştir? Bunlar Parnasyendirler. Parnasizm. Çok olmasa da sembolizmden de etkilenmişlerdir. Bu arkadaşlar heceyi kullanmışlardır. Aruz kullanmamışlardır. Yani tek tük kullananlar olsa da hececidirler. Bunu bilmeniz lazım. Şimdi şurayı tahtamız sığmadığı için burayı siliyorum. Yazacağım ifade bizim için önemli değerli arkadaşlar. Şu ifadenin haricinde, samimilik, içtenlik, canlılık ve daima yenilik, bu ifadenin haricinde özellikle Ayşe Fatma terennümü ifadesini kafanıza çakmanızı istiyorum. Ayşe Fatma terennümü dendiği zaman akla yedi meşaleciler gelmeli. Cümlemiz nasıl? Cümlemiz şöyle bir şey. Bunu özellikle yazıyorum ki siz de defterlerinizde yazın. Dünün mızmız ve soluk hisleri ve Ayşe Fatma terennümleri. Terk edilecektir. Bu cümle eşittir yedi meşaleciler. Bunu birçok soru bankasında, sadece bu cümleyi birçok soru bankasında görebilirsiniz. Yedi meşalecileri soracakken bu cümle üstünden sorabilirler ve yukarıda verdiğimiz samimilik, içtenlik, canlılık ve daima yenilik kısmıyla sorabilirler. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Bir de belki de özellik anlamında son olarak şiirin konu ve temaları ne yapacak? Genişleyecektir. Şiirin konu ve temaları genişleyecektir. Bir de bunu bilirseniz sizin için iyi olur. Yedi meşalecilere dikkat ederseniz birçok özellik yazmaya çalıştık. Çünkü yedi meşaleciler hisarcılardan kat ve kat daha önemlidir. ÖSYM nezdinde en azından bunu söyleyebiliriz. Ziya Osman'la devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Ziya Osman'a dair az önce Ceviz Yemesek'i yazarken söylemiştim. Ziya Osman yedi meşalecilerin en iyisidir, en babasıdır, en çok bilinenidir. Ziya Osman Sabah yedi meşalecilere en sadık olanıdır. Bunu böyle söyleyebiliriz. Hemen şöyle en sadık diyebilirim yedi meşalecilere. Haricinde önce şuradan başlayalım isterseniz. Şiirlerinde çocukluk özlemi, anılara düşkünlük, ev ve aile sevgisi. Özellikle şu kısım önemli. Ev ve aile sevgisi, Allah'a kulluk, kadere boyun eğiş, küçük mutluluklarla yetinme, öte dünya özlemi. Şuradaki ifadeleri gördüğünüz üzere şiir anlayışını az çok ortaya çıkartabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Dolayısıyla Ziya Osman Sabah bu anlamda önemlidir. Ev kısmının özellikle altını çizmiştim. Ev içi şiirler. Unutmayın bu ifademi. Ev içi şiirler yazmıştır. Başka bir evci şairimiz daha vardı. Kimdi? Behçet Necatigil. Unutmayın. Behçet Necatigil de evle ilgili bol bol şiirler yazıyordu. Ancak ev içi şiirleri yazan, ilk yazan Ziya Osman Sabah'dır ve bununla Behçet Necatigil'e mülhem olmuştur. Yani ilham vermiştir. İlk başta yazmaya başlayan ev içi şiirleri, Ziya Osman Sabah'dır. Behçet Necatigil Ziya Osman Sabah'dan ilham almıştır değerli arkadaşlar. Başka Ziya Osman Sabah'a dair öyküleri var. Ancak öykülerini genellikle anı karakterinde yazmıştır.
Şu Mesut İnsanlar fotoğrafhanesi özellikle çıkar. Soru bankalarının vazgeçilmez sorularından bir tanesi. Öyküleri genellikle anı karakterindedir. Bunu da bilmeniz lazım. Ziya Osman Sabah'a dair söyleyebileceğimiz şeyler bunlar sevgili arkadaşlar. Vasfi Mahir'e geldikten sonra Vasfi Mahir Kocatürk bir şair midir? Evet bir şairdir ama şairliğinden daha ziyade bir edebiyatçıdır. Bir edebiyat tarihçisidir. Gördüğünüz gibi Türk edebiyatı tarihi ciltlerce, yanlış hatırlamıyorsam ya 4 ciltli ya 5 ciltli bir edebiyat, Türk edebiyatı tarihi yazmıştır. Yani anlayacağınız şairdir ama edebiyatçılığı, edebiyat tarihçiliği şairliğinin bir tık daha üstündedir diyebiliriz değerli arkadaşlar. Aşık tarzında yazdığı şiirleri kahramanlık, fedakarlık, ulusal bilinç, vatan, millet sevgisi temalarını işlemiştir. Dolayısıyla bu altını çizdiğim kısımlardan ben şunu çıkartabilirim. Epik şiirler yazmayı sever. Epik şiirler yazmayı sever. Vasfi Mahir Kocatürk değerli arkadaşlar. Dağların Derdi soru bankalarının vazgeçilmez eseridir. Tunç sesleri çokça sorulur değerli arkadaşlar. Dolayısıyla Dağların Derdi, Tunç sesleri, bununla diğerleri önemsiz mi? Bundan daha fazlası da var. Ben olabildiğince buraya önemlilerini almaya çalıştım. Olabildiğince ezber yapmaya çalışın bunları. Türk Edebiyatı tarihi de özellikle Saz Şairleri Antolojisi bunlar özellikle bilinmesi gereken ifadeler değerli arkadaşlar. Yaşar Nabi Nayır'a geldiğimizde Batı Edebiyatı'ndan kitaplar çevirmiş. Çevirileri önemli. Antoloji ve derleme alanında çalışmalar ortaya koymuştur. Antoloji dediğiniz şey böyle güzel şiirlerin toplandığı eserlerdir. Derleme kısmı da antoloji ile bir nevi benzeyen kısımlardır. Yaşar Nabi Nayır'a dair bilmeniz gereken en önemli şey Varlık Dergisi'dir. Varlık Dergisi'dir. Bunu unutmayacağız. Varlık Dergisi yaşamını hala sürdürüyor, hala çıkıyor. 1933 değerli arkadaşlar. 1933'ten günümüze kadar aralıklarla işte çıkarılmadığı zamanlar olmuş ama yani şöyle düşündüğünüz zaman en uzun soluklu dergilerimizden bir tanesidir Varlık Dergisi. Az önce Hisar'dan bahsetmiştik 1950-1980 civarı diye, yani o 30 seneyle kaldı. Bakın Varlık Dergisi 1933'te çıkmaya başlıyor, hala devam ediyor çıkmaya. Varlık Dergisi eşittir Yaşar Nabi Nayır, o çıkarmaya başlıyor ona göre. Yaşar Nabi Nayır'a dair şunu bilseniz iyi olur. Hececi bir şairdir. Hececi bir şairdir. Heceyi kullanmıştır. Şiir kitaplarından Kahramanlar ve Onar Mısra her soru bankasında çıkar. Öyküleri Sivi Çıkmaz'ı kesinlikle bilinecek. Kesinlikle bilinecek. Romanlarından da Bir Kadın Söylüyor, Adem ve Havva. Ne kadar yazardır, ne kadar şairdir? Tabii ki şairdir. Yazarla biraz daha şairliğinin bir tık altındadır diyebiliriz değerli arkadaşlar. Cevdet Kudret'e geldiğimizde Cevdet Kudret şu ifadeyle bilinecek. Ders kitapları vardır genel itibariyle Cevdet Kudret'in. Yani şimdiye kadar ÖSYM tarafından sorulup sorgulanmadı Cevdet Kudret. Tekrar sorulur mu? Yani sorulur mu bundan sonra? O da artık ÖSYM'ye kalmıştır. Tam bir şair midir? Tam bir şair değildir aslında. Önce şiirle başlamıştır. Arkasından düz yazıya dönmüştür. Roman ve hikaye. Roman ve hikaye yazmıştır. Yani oyunları da vardır ancak roman ve hikaye kısmı özellikle Süleyman'ın dünyası daha ön plandadır. Ne tam bir şairdir ne tam bir yazardır. Cevdet Kudret'i nasıl bileceğiz? Cevdet Kudret ders kitaplarıyla bilinecek. Cevdet Kudret yedi meşelecilerin içerisinde bir insan olarak bilinecek. Kenan Hulusi'ye geldiğimizde Kenan Hulusi Koray ilk öyküleri konusu Arap dünyasından olan masala benzer denemelerdir. Burada şunu bilmenizi istiyorum. Yedi meşelecilerin Kenan Hulusi Koray yedi meşelecilerin tek öykücüsüdür. Tek öykücüsüdür. Bu arkadaşın şiiri yoktur. Bakın yedi meşeleciler normal şartlar altında bir şiir grubu, bir şairler grubu. Yalnız Kenan Hulusi Koray şiir yazmıyor. Tek öykücüsü dedik. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Osmanoflar romanı soru bankalarının vazgeçilmez eserlerden bir tanesi.
Dolayısıyla ÖSYM'nin de gözde eserlerinden bir tanesi olabilir sevgili arkadaşlar. Kenan Hulusi Koray'a dair, yani öykü kısmını özellikle söylemiştik. Öyküyü de belli bir yere doğru yönelmiştir. Korku öyküleri yazmıştır. Bunu da bilmenizi istiyorum sevgili arkadaşlar. Sabri Esat'a geldiğimizde, Sabri Esat Siyavuşgil, psikoloji, bunu bilin. Dikkat edin şimdi. Psikoloji profesörüdür Sabri Esat. Yani bir akademisyendir aslında. O akademisyenlik kısmını, o psikoloji kısmını şiirle birleştirmiştir. Sabri Esat'ın şiirlerini okuduğunuz zaman orada değişik ifadeler görürsünüz. İnsanın bilinçaltına dair değişik ifadeler görürsünüz. O da psikoloji profesörlüğüne bağlanabilir. Eğitim, folklor konularında araştırmalara yönelmiş ve çeviriler yapmıştır. Odalar ve sofalar kesinlikle bilinecek. Odalarda gezerken, sofa dediğimiz şey o antre denilen şey belki de. Odalarda ve yani evin içerisinde geçerken bu evin içerisini ressam gibi eşya ve görünüm tasvirleriyle canlı bir şekilde resmetmeye çalışmış. Ressam gibi diyelim buna. Yani o tasvir yani betimleme kısmını çok güzel bir şekilde yapmıştır. İşin içine psikolojiyi sokmuştur. Yani sizin evinizin ortasına, salonunuzun ortasında duran o masayı bir şekilde psikoloji olarak şiire yansıtmıştır. Bunu çok güzel bir şekilde yapmıştır. Sabri Esat zamanında anlaşılamamış insanlardan bir tanesi. Yalnız şu an gözde olan insanlardan bir tanesidir. Muammer Lütfi'ye geldiğimiz zaman 7 Meşale dergisi kapandıktan sonra 7 Meşalecilerin renkli hayal dünyalarının uzağında kalmıştır. Muammer Lütfi'nin herhangi bir eseri yoktur. Çok az şiir yazmıştır. Dolayısıyla 7 Meşale dergisi kapandıktan sonra da herhangi bir şekilde şiir yazmamıştır. Edebiyatla bir şekilde kendi ilişkisini kesmiştir Muammer Lütfi Bahşi. Değerli arkadaşlar, 7 Meşaleciler ve Hisarcılar grupları bu şekilde. Hisarcılardan da soru gelebilir. Ancak 7 Meşaleciler onlardan bir tık daha önde. 7 Meşalecileri iyi bilmeniz lazım. Özellikle farklı özelliklerini vermeye çalıştım. Hassasiyetle durduğum kısımlara dikkat edin. Buradan size soru gelecektir 7 Meşalecilerden. Bir sürü özellik yazmaya çalıştık. Şairlerinin ekstra özelliklerini yazmaya çalıştık. 7 Meşaleciler bize soru olarak gelir değerli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.